Bünyan benim için vazgeçilmez bir sevda. Belediye başkanı olursak Bünyan'ın içinde halkımızla beraber bir şeyler yapacağız biz. Halkın talepleri, isteği doğrultusunda bir şeyler yapacağız. Dedik ki bir bayan eli değilsin, artık bir kadın eli değilsin, bir anne, anne içgüdüsüyle, merhametiyle, cesaretiyle, yüreğiyle ortaya çıksın. Biz onu gösterdiğimize inanıyoruz. 41 projeyle yola çıktım. 41 kere maşallah densin, nazar değmesin diye. Yapılabilecek, yapacağınızı vaat ettiğiniz 41 tane proje hazırladığınızı söylediniz. Gerçekten tebrikler. Başkan sizi dinliyor, projemiz var. 1 Nisan'da başkan olduk, 2 Nisan'da halkla iç içeyiz. Vatandaşı dinlemeye başlayacaksınız. Yani makama geçmeden halkın yanına geçeceğiz. Önce biz makamda oturmak için de gelmiyoruz. Halkın içinde olacağız. Önce biz onlara proje falan anlatmadan önce diyeceğiz ki sizin burada ne eksik? Biz size ne yapabiliriz? Belediyeden talep edelim. Şu ana kadar ne istediğiniz de olmadı. Ne söz verildi de yerine getirilmedi. Belediye bünyesinde yerine getirilebilecek o kadar çok şey var ki. Her şeyden önce çadırlar kurup mahallelerde, özellikle önce köy noktasında, bak onlara da mahalle diyoruz. Oradaki eksiklikleri gidere gidere dünyanın merkezine doğru geleceğiz. Bu yaklaşık bir 10-15 günümüzü herhalde alır. Sonra halk bizi zaten tanıyacak. Halk bizim ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar teklifsiz olduğumuzu, Fatma Hanım'ın yanına gittiğimizde de çok rahatlıkla gidebiliriz. Halimizi de anlatabiliriz. Özellikle Bünyan Cezaevi'nin olduğu yukarı mahalle diyoruz. Yakutiye Mahallesi. Biz eskilerde yukarı mahalle, aşağı mahalle der. Evet. Bu şekilde anlatırdık. Yakutiye Mahallesi'nde ulaşımla alakalı çok ciddi bir sorunun olduğunun tespitine vardık. Akşam 6'dan sonra oraya herhangi bir aracın gitmeyişi, aracın gitmemesiyle beraber de taksiye binme zorunluluğu duyduğu, birçoğunun çocuklarını okula gönderiyorlar. Kayseri'de okuyanlar var, çalışanlar var. Her birinin günlük ciddi külfetler olduğunu, akşamları dışarıya çıkmak isteseler de çıkamadıklarını, aracı olmayanlar için. Zaten ulaşım bizim vazgeçilmez sorunumuz. Yıllardır ulaşım hep söz konusu olur ama ulaşım bir türlü çözülemez. Çözüme de kavuşturulamaz. Daha öncesinde bizim zamanımızda diyeyim yani Bünyan'dan Kayseri'ye geldiğimizde, gittiğimizde otobüslerimiz falan vardı bizim. Sonra bu otobüslerimiz peyderpey gitti. Yerine dolmuş olarak geldi. Benim oradaki hedefim şu, büyük otobüsleri getirmek. Şu an oradaki mevcut arkadaşlarımızla gerekirse ikişer kişi birleşip aynen Kayseri'deki gibi. Güllüce'nin kendine ait bir aracının olmayışı Bünyan'a gelen. Evet. Önce Güllüce'ye gelip sonra Süksün'ü alıyormuş. Normalde Güllüce'den gelse 15 dakikada ulaşabilecek Bünyan'a. 45 dakika ve de üst üste bir çocuğun, birçoğunun da ailesi, eşi ayrı ayrı noktalarda, belirli aralıklarda, belirli saatlerde, akşam da mağdur olmayacak şekilde servislerin düzenlenmesini, her şeyin başında Bünyan yerelinde ulaşım sorunu. Ulaşım artı adına, evet. Bir de bu Yakutiye Mahallesi, Pınarbaşı dediğimiz mahalle yukarı, Pınarbaşı piknik alanının, mesire alanının olduğu yeri, son durağın orası olması kanaatindeyiz biz. Son durak orası olursa insanların sabah erkenden işine gidebilmesi için, eşleri de mesela gardiyan eşleri var, subay eşleri var, çocukları var, Kayseri'de çalışanlar var, okuyanlar var. Onların direkt oradan binip akşamda son araba, en son yine oraya giderek insanları mağdur etmemek. Bu başlıca isteklerimizden, hedeflerimizden biri.